Şimdi sizi biz hep komünist başkan, komünist başkan olarak tanıdık. Peki sahiden komünist misiniz yoksa? Ben sosyalistim. Sosyalistim. Peki. Nasıl tarif edersiniz kendinizi bu anlamda? Ya bu ülkenin nasıl diyeyim hamuru biziz yani. Yani hepimiz bu ülkede yaşıyoruz ve bu ülkede herkes gibiyiz. Yani bu ülkedeki yaşayan herkeste bir şey almışız. Dedelerimizden öğrenmişiz, ninelerimizden öğrenmişiz, annelerimizden, babalarımızdan, şimdi kızlarımızdan, çocuklarımızdan öğreniyoruz. Yani bu ülkedeki bütün insan tipolojisi neyse ben de onlardan biriyim. Ama şöyle, yani kendinizi nasıl tanıtırsanız diye soruyorsanız ben şöyle düşünüyorum. Yani böyle bir dönüp baktığımda 55-56 yıl geçmiş hayatımda. Yatılı okullarda okurken de, sonra sağlık memuru olarak Konya'ya atanırken de, bugün belediye başkanı olup bu çalışmayı sürdürürken de kendimin en beğendiğim yanı benden bir şey varsa biriyle paylaşıyorum. Yani bunu isteyerek ve gönüllü yapıyorum. Yaptığımda da mutlu oluyorum. Yani böyle bir söyleyeyim. Evde mi doğdunuz peki? Çok kalabalık bir yerde doğdum. 11 kardeş bir ev, anne baba, 11 kardeş, 13, en büyüğü ben. Sofraya kaşık sallarken en hızlı yemek isteyen doyuyor. Böyle bir şey. Yoksul bir aile. Yoksul, evet. Köyde yaşıyor, yoksul. Yok, bayağı yoksul yani. Öyle diyeyim. Yatılı okullarda bize verilen ayakkabılar, o kunduralar çok lüks geliyordu bize, çok iyi. Onları hiç yırtılmaması için çok uğraşırdık. Çünkü bir daha alma ihtimalimiz yoktu. Ama şöyle, iyi bir aileydik. Annemiz de babamız da ya da etrafımızdaki amcalarımız da, halalarımız da hep böyle paylaştılar bizimle. O az olanı çokmuş gibi bize paylaştılar. Hep yüreğimizde böyle çok bir şey vardı. Küçük hayalleri ama çok bir şey olan bir toplum, bir aileydik. Galiba onlardan bıraktı ama esas mesele bu paylaşım meselesi. İdeolojik bir şey de biraz. Öğrendiğim siyasetten de bana katkı çok fazla. Çünkü yoldaşlarımın çok büyük bölümü kendisine ait olarak bir mülkçü anlayışı yoktu. Hep böyle yoldaşlar kendi arasında kolektif bir çalışma yürütüyorlardı. Komün oluşturuyorlardı. Sanki oradan da bir şey geldi. Böyle pekişti. Tabii eksikleriyle beraber bu hayatımız böyle sürüyoruz. Hep şunu merak ederim. Şimdi çocukluğunda çok yoksul olan kişiler iki şekilde hayatlarını sürüyorlar. Ya çok fazla para kazanmak yoluna gidiyorlar ya da bu yoksulluğu gidermek veya paylaşmak yolunu seçiyorlar. O iki seçenek arasındaki tercihi mesela neye göre yapıyorsunuz? Evet, yaşadığın dünyada, orada örgütlendiğin ya da teorik olarak diyelim okuduğun kitaptan, yaşadığın çevreden, örgütlendiğin siyasal anlayışa kadar hepsi etki alanı yaratıyor. Yani mesela ben... 11 çocuğun 11'i de öyle mi oldu? Yani öyle bir yola yok, yok. Yani bizim ailemiz şöyle, hala kardeşlerim çok, bir iki tanesi hariç çok büyük bölümü yoksul hala. Ekonomik sorunları var, işsizlik sorunu yaşıyor. Zaman zaman çalışamayız, duruma düşüyor. Parçalanmışız yani her bir alanda, her bir yerde bir kardeş kalıyor. Kız kardeşlerimin çoğu bir firmada, bir şirkette, bir yerde çalışıyor. Asgari ücret ya da biraz üstünde çalışıyor. Hala bir yoksulluk var. Bir iki kardeş biraz daha ekonomik durumu, biraz daha düzenli. Onların desteklenmesiyle sıkıntıları ortada kaldırabiliyoruz. Yani hala bir dayanışma yanı var. Kardeşlerimin içerisinde biraz ekonomisi iyi olanlar bazen mesela sıkıntıya düştüğünde hiç kimse kendisine ait olarak görmüyor o bütçeyi. O bütçeyi daha kendisine ait görmüyor. Mülkçü bir yaklaşımı sergilemiyor ama herkes çalışırken bir mülkçü yan var. Herkes yaşadığın dünyanın gelecek kaygısı ve korkusu yaratıyorsa, ki kapitalizmin en vahşi dönemi, bu yaratılan şey herkese bir gelecek korkusu yaratıyor. Bundan kaynaklı öyle mesela deprem bölgesinde gittiğimde de öyleydi. Yani bir şey varken de ikincisini almak istiyordu. Çünkü yarın ne olacağını bilmiyordu. Ama bazı bunu bilince çıkaranlar, aileler fazlasını getirip bırakıyordu. Bu çok değerli bir şeydi. Yani dünya, yaşamın her alanı sana öğretiyor. Bize de onu öğrettiler. Yani bir şeyi aslında nasıl diyelim, biriktirdik hayatta. Her haliyle biriktirdik, yaşamıyla biriktirdik, paylaşmayla biriktirdik. Bir tecrübe biriktirmiş bir tecrübemiz oldu. Ya eksik mi yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Biz de sinirleniyoruz, biz de kavga ediyoruz. Ne bileyim, biz de tartışıyoruz. Kavga derken böyle tartışmayla.
Ama şöyle, genel gönlümüzde geçen şey herkesin eşit olması, herkesin bir şey görmesi, bir şey buluşması. Yani bir sofrada birse iki olabilme ihtimali olmalı ama üçüncüsü bir tüketim şey ise olmaması evet. gerekti. Yani dün ülkeyi, yaşamı, hayatı tüketmeden herkesin ulaşabilir bir yaşamı için bir çalışma diye.